Arkadaşlar konumuzun adı bilgi felsefesi, diğer adı epistemoloji. Bu diğer isimler önemli çünkü bazen ÖSYM sadece diğer isimlerini sorabiliyor. Dolayısıyla epistemolojinin bilgi felsefesi olduğunu bilirsek işimiz kolaylaşır. Episteme ve logos sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor epistemoloji. Bilgi felsefesi diğer adı insan bilgisinin yapısını, ölçütlerini, kaynağını ve sınırlarını inceliyor. Daha doğrusu bilginin ne olduğu, nasıl ve hangi yolla elde edildiğini araştırıyor bilgi felsefesi. Şimdi önce bilgi felsefesinin bazı kavramlarından bahsedelim ki bunları aslında bilgi türlerinden de hatırlayabilirsiniz. Süje ve obje. Hatırlayalım neydi? Süje özne demek, obje ise nesne demek. Felsefi terminolojide bilen varlık süje olarak adlandırılır dediğim gibi özne de diyebiliriz buna bilinen varlıksa obje ya da nesne olarak tanımlanır ve bilgi dediğimiz şeyde bu iki alandaki etkileşimin sonucu olarak ortaya çıkar. Gerçeklik nedir? İnsan zihninden ve düşüncesinden bağımsız varlıkların bir özelliği olarak karşımıza çıkar. Mesela dünya, güneş birer gerçekliktir. Bizden bağımsızdır. Biz olsak da olmasak da, onları düşünsek de düşünmesek de bunlar birer gerçekliktir. Doğruluksa bilginin, ürettiğimiz bilginin gerçeğe uygunluğunu ifade eder. Ve deriz ki eğer bilgi gerçeğe uygunsa doğrudur, değilse yanlıştır. Dünya için gerçeklik demiştik. Dünya yuvarlaktır dersek doğru bir yargı bildirmiş oluruz. Temellendirme ise ileri sürülen yargının ya da görüşün dayanaklarını ortaya çıkarma işidir. Müzik